Mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk Levent'ciğim. Nasıl görünüyorum? Leşa mutfakta. Bahsettiğim pandemide yaptığım, kendi kanalımda yaptırdığım bir şeydi bu. Levent Şahin'in kısaltması. Levent Şahin. Bandana takmakla iyi etmişsin. Ya ne olur ne olmaz. Yani saç falan girer bir şey olur diye. Senin için malzemeleri dizdim bu arada. Bir bak istersen. Baharatlar yerinde, sebzeler yerinde, buralar yerinde. Süper. Tencerelerin de hazır. Kaplar da hazır. Etlerin de buzdolabında. Etler dolapta. O zaman 3. Başlıyor muyum? Evet Levent'ciğim. 3, 2, 1 ve başla. Hadi bakalım gürbüz. O nedir? Ekstra bir tüp almak zorunda kaldım. Oo, işi biliyorsun. Neyle başlıyoruz? En başta nohutu açmam lazım çünkü en baştan yapman gerekiyor. Ispanak boranide kullanılacak olan nohutlar karbonatlı suda haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi ne yapacağız Levent'ciğim? Şimdi hemen ne yapacağız? Şiremizi yapacağız tatlımız için. Şam tatlısıydı değil mi? Şam tatlısı. Ve biliyorsun 4 gündür tatlı yemedik. Tatlı yememiz lazım artık bugün çünkü Zühal Hanım artık tatlı yiyeceğiz inşallah dedi. Sen de şekerimi... Tam arkanda ya işte. Şekerim burada. Vallahi Hatay'a gelip de masalarda doğru düzgün tatlı görememek üzdü gerçekten. Ne acı değil mi? Bir de hepsi güya çok iddialıydı. Bir şey söyleyeyim mi? Her ev hanımı çok güzel yemek yapacak diye bir kural yok. Hatta ona bakarsan Gülbüz Hatay'da erkeklerin elleri çok daha lezzetli. Bunu herkes bir kaçırıyor yani. Aa, yalnız bu söylediğin çok kritik bir mevzu. Hatay'da erkeklerin el lezzeti çok çok daha iyi hanımlardan. Vallahi hanımlar seni topa tutacaklar. Vallahi tutsunlar, onların da kocaları güzel yemek yapıyordur. Bunu aksini iddia edemezler bence. Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Buradaki bütün şefler hep erkektir. En iyi restoranlarda hep erkekler vardı. Senin de 5 kız kardeşin vardı değil mi? 5 kız kardeşim var. Allah'ım! Olur. Kendi topuma sıktın mı be? Yani sen şimdi onlardan daha iyi yemek yaptığını mı iddia ediyorsun? Ben dışında hani... Hatta bir tanesi burada. Ablam. Merhaba. Ablacığım. Kolay gelsin. Canım benim, ne haber? Hoş geldiniz. Sorma sahip, siz kaç numarasınız? Senden bahsediyorum. 2 numara. İsminiz? Olcay. Karakter olarak birbirimize çok benzeriz bu arada. Aynen. Çok fazla. Levent hanımlardan daha iyi yemek yaptığını iddia ediyor. Ya. Açıkçası evet, çok güzel yemek yapıyor. Gerçekten güzel yemek yapıyor. Evet. Senden daha mı iyi yapıyor? Yani o kadar demeyelim ama... Ama güzel yemek yapıyor. Aa, sen bize kısır mı yaptın? Evet, kısır yaptım. Umarım beğenirsiniz. 5'e 5 yapıyorum. Bu arada 5 bardak şekere 5 bardak su eklenerek Şam tatlısının şerbeti hazırlanıyor. Kız hangi ara yaptın bu kısırı? Sabah erken kalktım. Sizlere kısır yaptım. Umarım beğenirsiniz. Ya çok naziksin Olcay'cığım. Sen hazırlasana bir bize ya, çok severim. Hemen. Tabak alayım. Tabağa gerek yok. Sen marulun içine koy yeter Olcay'cığım. Vallahi enfes görünüyor. Kendi ellerinle mi yaptın bu kısırı? Aynen. Hatta yeşil soğanımız bizim kendi bahçemizden diyebilirim. Ay ne diyorsun? Vallahi süpersin. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bu arada sen ne yapıyorsun? İşe iyi koydum. Ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Çalışıyordum. Bu sene çalışmıyorum. Öğrenci servisi yapıyordum. Sparatları yıkayacağım şimdi. Çocuk götürüp getiriyordum okula, evet. Bu sene biraz rahatsızlandığım için yapamadım. 5 kız kardeş arasında büyümek nasıl bir şey? İnanılmaz. Onu önce, artık Levent'e sormak lazım. Önce, Nazlı oluyorsun. Sonra o Naz'ı zamanla sen büyüdükçe o Naz'ı senden geri alıp onları istiyorlar. Geri alıyorlar. Çok üstüne geliyorlar mı Levent'ciğim? Doğruyu söyle. Biliyorlardı, artık gelmiyorlar. Çok eziyorlar mıydı seni? Yok ya, o kadar ezme yok ya. Yoktu. Yok ya, ezmiyorduk. O bizim bir tanemiz ya. Sadece bir tane yani. Hakikaten ezmiyorlar şimdi, yalan. Yalnız yarışmada da 4 hanımın arasında bir tanesin Levent. Evet. Evet doğru. Böyle denk düşmesi çok ilginç gerçekten. Hakikaten ama böyle oldu ya. Benim şansım mıdır nedir? Bu arada ne yapıyorsun Levent'ciğim? Ispanakları yıkamam lazım. Ispanak boranı için ıspanaklar bol suyla yıkanıyor. Yine ana yemeği çorba alak sunmuş bize. Sevilen gibi. Bu bizim yine ana yemeğimiz. Ispanaklı olanı. Çorba adam gibi içemedik bu sefer ya. Herkes çorba yapamadı ne yazık ki. Bir ben yaptım, o kadar da eleştirildim. Çorbaydı bu ana yemek. Kesinlikle bu bizim ana yemeğimiz yine. Yine de patatesli köfte olur yanında falan. Öyle ana yemek olarak sunarız. Olcay'cığım yine görüşürüz umarım. Yine başarılar diliyorum sana. Ben bol şans. Umarım kazanırsın. Umarım her şey yolunda olur. Hemen de kaçtın. Bir sarılsaydınız ya. Ne bileyim ben. İstedim ama. Oh.
Evet, bir tanem benim. Bol şans. Tişörtlerini saçmak çok istedim. Ya işte o yüzden biraz da şey yapmak istemedim. Tahmin ettim. Güle güle Olcaycığım. Şimdi neye geçiyorsun? Biberli ekmeğe geçeceğim. Hamurun mayalanması gerekiyor. O yüzden bardağımı şöyle bir yıkayayım önce. Biberli ekmeğin hamuru için un elenerek kaseye alınıyor. Tatlının şerbeti ne durumda? Şire bitti. Şimdi kenara alacağım şimdi. Tatlının şiresi bitti. Gayet iyi gidiyorsun yalnız. Farkında mısın? Öyle mi? Bence öyle. Harika. Elim hızlıdır farkındaysan Gürbüz. Sadece unutmayın. Benim tek derdim o. Şimdi 2 su bardağı şuna su alacağım. Şimdi bu su ne için? Şimdi biberli ekmeğe başlıyorum, onun hamurunu yapıyorum. Hatay denince ilk akla gelen şeylerden biri öyle değil mi? Biberli ekmek ya. Önce menüm farklıydı aslında benim. Sonra buna karar verdik, iyi de ettik. Biberli ekmeğin hamuru için bir tatlı kaşığı kuru maya suya karıştırılıp üzerine biraz şeker ve tuz ekleniyor. Aa! Kopya mı çekiyorsun? Yok yok, onu sırf unutmamak için bir sene rahat sohbet edeyim, güzel güzel. Tabii canım. Ondan dolayı ya, vallahi. Ayrıca bakmanda ne sakınca var değil mi? Yok değil mi? Çünkü bunu biliyorum yani. Bakabilirim çünkü kafa karışabiliyor bazen. Vallahi 30 yıllık ev hanımları bile bakıyor. Bakıyorlar tabii, ne yapacağız? Ne yapacaklar? Elimi kaç kere yıkadım biliyorsunuz. O yüzden elimle yapacağım. Suyla açılan mayanın üzerine un eklenerek yoğruluyor. Bize bir sürpriz hazırlamışsın galiba. Ya gitaristim geldi mi? Burada mı? Beni mi bekliyor? Sen beni bekliyorsun. Mehmetcan ne haber abi? Kolay gelsin. Hoş geldin. Abi, teşekkür ediyorum. Sen burada şey yaparken, gitarı tutarken çok absürt bir durum değil aslında bu. Alışta gelmiş durum bence. Size şöyle bir sandalye vereyim hemen. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk, sağ ol. İsminiz? Mehmetcan ben. Vallahi gördüğümüz kadarıyla Hatay'da herkes tanıyor Levent'i. Sevilen tanınmış birisi, çok güzel de sesi var. Yani bir dinleyen bir daha dinlemek istiyor muhakkak. O yüzden peşini bırakmıyorlar çok. Teşekkür ederim. Bu arada gitaristlerimden bir tanesi. Hani birine bir rahatsızlık olduğu zaman, bir şey olduğu zaman sağ olsun imdat yetişir. Mehmet Can'ın bir işi çıktığı zaman diğer arkadaşım gelir filan. Biz böyle birbirimize bir yardımcı oluruz. Ya vallahi Mehmet Can çalmaya hazır görünüyor. Bence sen de hamuru bırak da güzel sesini duyalım. Süreyi durdur ne olursun. Süreni durdurdum, merak etme. Şimdi böyle elinin hamuruyla bize ne söyleyeceksin bakalım. Madem yemek programı, hayatımda ben ilk defa söyleyeceğim. Eğer şey yaparsan sen de arada bir falan zeytinyağlı yiyemem aman. Vallahi çok manidar oldu bu şarkı. Buyursunlar, sizdeyiz. Zeytinyağlı yiyemem aman. Basma da fistan giyemem aman. Basma da fistan giyemem aman. Senin gibi cahile ben efendim diyemem aman. Ben efendim diyemem aman. Hadi görürüz. Kaldım duman içi dağlarda. Sevgili yârim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda. Sevgili yârim nerelerde? Bravo! Sevgili Mehmetcan, çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Gerçekten çok keyifle dinledik. Ne kadar güzel sesin var. Her şey için ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ellerin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Mutlattın inşallah. Ve kolay bizi gelsin. Eminim. Çok teşekkür ederim. Sahnen çok güzeldir eminim. Evet evet, çok güzel geçiyor ya. Ya bir haftadır buradayım. Bir davet etmedin beni ya. Ya Gürbüz, bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Yemek Keyif programı olmasına rağmen asla işimi de aksatmadım yani. İşime de gittim geldim. Çarşamba günü. Bugün de sahnem var. Çarşamba günü bir de sahneye mi gittin? Tabii sahneye gittim. Ve benim bundan haberim yok. Ya sana söylemediler mi ya? Kesin Merve ile Gülşah gitmişler. Ya hem de nasıl? Ya böyle şeyleri kaçırmıyorlar zaten. Onlar da nasıl halsizlerdi yazık. Ama sağ olsunlar kırmadılar ve geldiler böyle. Nasıl mutlu oldum anlatamam yani. Bu arada hamuru ne yapacaksın şimdi? Evet şimdi bunu üstünü kapatacağım şöyle. Hadi beni pişman etme ne olur, bak karbonat seni de ekledim. Vallahi başka yarışmacılar karbonatla nohutu pişirmeyi başardılar. Şimdi ne yapıyorsun? Kendimi alan açayım. Neye geçiyoruz? Şam tatlısını yapayım. Fırına vereyim. O çok önemli çünkü. Hepsi önemli de bu en önemlilerinden bir tanesi görüyorsun. Şam tatlısını herkes tutturamaz. Tarçının yerinde olması lazım. Cevizinin bol olması gerekiyor. Renginin, kıvamının, kek kıvamında değil de daha sert bir şekilde olması gerekiyor. Bakalım Levent Bey ne yapacak? O kolundaki ne dövmesi? Bu
bu dünyada, bu hayatta benim bütün kötülüklerden koru, yanına geldiğin zaman kollarını bana sonuna kadar aç. Güzel değil mi? Çok güzelmiş anlamı. Şimdi ne yapıyoruz? Biberlerinin içini hazırlayacağım. Şimdi. Ispanak borani çorbasını ne zaman yapacaksın? Çorbamızı yavaş yavaş... Şunu bir içini hazırlayayım. Ispanakların suyu süzülüyor. Bugün çok dikkat etmen lazım. Vallahi yemeklerinde hata bulurlarsa parçalarlar seni. Gittim, geçmiş olsun yani direkt. Zaten harcamak için yer arıyorlar. Sebep arıyorlar. En çok kim yapıyor bunu? Ben de onlara sebep vermeyeyim. Hepsi yapıyor ya. Yani en çok Beli Hanım, Mürvet Hanım direkt ben bunu beğenmedim. Direkt böyle başlıyorlar. Daha bir ye, ikinci lokmayı bir al, ondan sonra konuş ya. Yani konuşmadan sen neyin şeyini yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorsun? Şu an ıspanakları doğruyorum. Saplarını ince ince doğruyorum ki ağza büyük büyük gelmesin. Çünkü onu da konuşacaklar. O yüzden ama yaprakları tabii biraz daha kalın doğrayacağım. İyi gidiyorum değil mi Gürbüz? Biraz... Vallahi umduğumdan daha sakin çıktı. Ya. Senin yemek yapamayacağını düşünüyorlar. Buna ne diyorsun? Vallahi bunu zaten izleyecekler. Ben çok fazla cevap vermeyi sevmem. İşimle sustururum insanları. Çok fazla cevap veren biri değilim ama masada susacak mıyım? Tabii ki hayır. Peki neden buraya reklam için geldiğini düşünüyorlar sence? Ya önyargı o kadar kötü bir şey ki. Bana baktıkları zaman kendini göstermeye gelmiş demeleri. Bir yandan normal ama bir yandan da normal değil. Biraz kafasını çalıştıran insan der ki bu adam hakikaten bunlar ibaret değil yani. İbaret olmamalı. Vardır bir şey, bir yürek yemiştir gelmiştir demeli yani. Biraz da kasıtlı mı yapıyorlar ne dersin? Tabii konuşacak bir şey bulamıyorlar ki. Zaten bana cevap çok fazla yetiştiremiyorlar. Çünkü bir laf söylüyorum tamam okey. Levent Bey bu yemekleri nasıl savunacak ki? O kadar basite kaçmışsa. Bizim o kadar yemekleri bu kadar emek ettik falan laf etti bize. Bu savunacak hiçbir tarafı yok. Savunamayacak bence. Hele salata olmaması, ara sıcağının çok basit olması, ana çorbanın ana yemek olması nasıl savunabilir? Savunacak hiçbir tarafı yok. Kabul etmiyorum. Bu arada ıspanaklar bitti mi sonunda? Bitti ya çok şükür. Peki dünkü kabak borani nasıldı sence? Çok beğendim ya. Abi bayağı ben bildim bitirdim neredeyse onu. Sen bir de 8 puan verdin. Hakikaten. Yani hak edeni hak ettiğini veriyorum gibi sen bile söylüyorsun gördün de. Ispanak borani için soğan soyuluyor. Sevilla'ya verdiğim bu 8 puan masada çok konuşuldu. Sizin için zaten işbirliği yapıyor bile dediler ya. Ya sorma ya. Kaç defadır bunu söylüyorlar. Ya kızcağız. Kızcağız derken Sevilla Hanım şimdi samimiyetlerle durumumuzda çok iyi konuşuyoruz. Beni görmüş, dinlemiş. Bu da benim suçum değil. Bize söyledi zaten. Ben Levent'i ara ara dinlemeye gidiyorum dedi. Mürvet Hanım, Aysel Hanım şey, Mürvet Hanım hemen oradan işte Levent fan bilmem ne. Abi gerek yok bunlara yani. İnsan herkes... Hem herkes tanımak zorunda değil, tekrar söylüyorum. Hem sevmek zorunda da değil. Zaten mutlu olmasa beni dinlemeye de gelmez. Beni savunmaya da gelmedi oraya. Doğruları da söylüyor. Duvara da kurutulmuş biber patlıcan falan asmışsın. Ya Antakya'yı şöyle bir yaşatmak istedim zeytinle. Bunları annem, ablam yaptı az önce tanıştığın ablam annemle. İşte diyeyim, o bahsettiğim zater o. Ama onunla zater yapmayı hiç sen... Nerede zater? Göstersene. Onun çok güzel tadı olmaz. Dolma, biber, kabak, bamya ve işte dövme biber deyip durdular ya. Dövme başlıyor bununla yapılıyor, dövülüyor. Ispanak borani için ilk olarak soğanlar kavruluyor. İncecik doğranan ıspanaklar da kavrulan soğanlara ekleniyor. Bu da yavaş da. İstersen masanı şimdiden kur sonra sıkışma. Hadi gidelim. Masayı hazırlayalım. Vay vay vay! Bu ne ya? Beğendin mi? Güzel olmuş mu? Vallahi özel servis sehpan bile varmış. Evet var var. Eksiksiz. Vay! Yağlık ve sosluklar da geldi. İşte bunlar ne kadar önemli detaylar. Bir tane masada bunları gördün mü ya Gürbüz? O kadar sıradan, o kadar normal. 4 gündür bahsettiğim şeyi şu an anladın mı? Yarışmacılar da görecek. Gümüş rengi supalarını masaya dizen yarışmacımız tabaklarını da yerleştiriyor hemen üzerine. Hemen ardından da bardaklar ve tek tek silinen çatal kaşıklar masadaki yerini alıyor. Ayranları bunda vereceğim. Evet, özel, bunlar da özel. Bunları bardak lazım olursa vereceğim. Yemek tabakları masaya teker teker diziliyor. Hadi biraz acele et. Ocakta ıspanak borani yanacak. Evet, yavaşça da koymuştum aslında. Vallahi mutfaktan yanık kokuları geliyor. Hemen geliyorum Gül. Koş hadi koş. Yanmış mı yoksa? Yanmış. Eyvah!
Ispanak yanmadı, soğan yandı. O yüzden... Sorun olmaz mı yani? Hayır, şu soğanı alırım. Şurayı. Yanmış soğanlar tencereden temizleniyor. Ne kadar tuzlu yoğurt kullanacaksın? Evet, neredesin? Şöyle, yarım kilosunu. Çünkü ekşi olması lazım. Tuzun iyi gelmesi lazım. Beli Hanım, tuzlu olmasına rağmen bunda tuz yok, bunda tuz yok diye beni deli ediyor. Dattığım her yemekte de tuz var. Hem de bayağı tuz var. Hatta yaptığı yemekler de inanılmaz tuzlu diye söylemiştim hatta. Tuzlu yoğurdun üzerine biraz süzme yoğurt ve labne eklendikten sonra suyla kıvamı açılıyor. Biraz cıvık olmuş, sulu, evet cıvık olmuştur şeyde, kabak burani, Sevil Hanım'da. Ben biraz daha kıvamlı yapmam lazım çünkü. Şimdi sen neler koymuştun içine? Tuzlu yoğurt, bu süzme yoğurt. Tuzlu yoğurt yarım kilosunu koydum. Süzme yoğurt ekledim, bir de çok lezzet veriyor. Çünkü çok denedim, labne ekledim biraz. Şimdi onları güzelce ıspanakla. Normalde labne konuluyor mu peki? Labne normalde girmiyor. Labne ben ekliyorum, çok lezzetli oluyor. Hazırlanan yoğurtlu karışım ıspanakların üzerine eklendikten sonra kuru başbiberler de tenceredeki yerini alıyor. Vallahi acı konmayan bir yemek neredeyse yok gibi. Hatay'a özgü geleneksel pide kesilerek masa için hazırlanıyor. Bunu da ekleyelim ekmeğimizi. Peçete koyalım. Zaten hazır. Burada ne eksik vardı? Meşrubat için ve şu suplalarımızı. Kaselerin ardından tabakların altına peçeteler yerleştiriliyor. Ve son olarak meşrubat bardakları da masadaki yerini alıyor. Masam bitti galiba. Mumları yakmadan olur mu ya Gürbüz? Nerede benim mumlarım? Şömine, şömine. Şöminenin üzerindeler işte. Ama tabii o şeyler değil. Bu arada erkenden süsledim Aralık ayında ben. Yılbaşı için süslemelere başlarım. O yüzden şöminenin üstünü böyle bir ışıklandırdım, hazırladım. Vallahi çok beğendim. Ve mumlarımı da yakayım. Okey. Limonları beğendin mi içinde? Koku vermesi için mi böyle yaptın? Hem koku vermez ama görüntü olarak o boşluk... sadece su olmasın dedim. Tebrik ederim. Gayet şık görünüyor. Şunları kaldırayım. Burası ne demesinler. Gelirken su dolduracağım ve getireceğim. Mutfaktayım. Hadi doğru mutfağa. Ispanak borani ne durumda? Allah'ım süper. Gürbüz koklamak ister misin? Vallahi çok isterim. Oo, sarımsak falan. Hepsinin kokusunu alıyorum. Vallahi nefis bir şey oldu bu. Aynen öyle. Üzerine biraz daha su eklenen nohutlar haşlanmaya devam ediyor. Artık hemen hamura geçip daha kağıt kebabı yapacağım. En önemli şeyler. Zahter salatası, şehriyeli bulgur pilavı ve ayranın da var. Şimdi biberli ekmeğin harcına neler koydun? Çökelek koyduk. Dövülmüş el yapımı. Biber salçası koyduk. Zeytinyağını en son koyarım. Burada tuz, bir tatlı kaşığı. Biberli ekmeğin harcına kimyon ve kekik ekleniyor. Küçük küçük doğranıp suyu sıkılan soğanlar ve zeytinyağı eklendikten sonra bütün malzemeler iyice karıştırılıyor. Hamurunu hemen yap da bir an önce fırına atalım. Aynen evet. Ne yapıyorsun şimdi? Açacağım. Hem de annemin öğrettiği gibi. Bugün bana sen de benim oğlum gibisin dedi. Çok duygulandım. Der. Annem... Herkesi o kadar iyi niyetli ki. Gerçekten öyle. Herkesi bağrına basar yani. Ne zamandan beri ailenden ayrı yaşamaya başladın? 2000, ya O Ses Türkiye'den sonra. Aa, sen O Ses Türkiye'ye katılmıştın değil mi? O Ses Türkiye'ye hiç konuşmadık biz değil mi? Hangi yıl katılmıştın? 2013-2014 hadisenin takımındaydım. Vay! Aynen final, yani yarı finalde eğlendim galiba. Evet yarı finalde eğlendim. Çeyrek finale kadar yükseldim. Yarı finale kadar geldin öyle mi? Neredeyse evet. Yani bir eleme daha olsa finaldeyim. O kadar ilerleyip yarıda kalmak üzücü olmuştur eminim. Ama çok şey kattı bana o yarışma. Halbuki birinciliğe çok yaklaşmışsın. Ama orada önemli olan birinci olmak değil. Hakikaten orayı sadece basamak olarak kullanmak, devam edebilmek. Sonrasında ne yapabildiğin çok önemli. Sana katkısı oldu mu? Çok, tabii ki olmaz mı? Herkes seni tanıdı öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Çok işime yaradı. Bu arada biberli ekmek için hazırlanan bezeler bol yağda incecik açılıyor. Kare şeklinde katlanıp tekrar açıldıktan sonra gül şeklinde kıvrılarak yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriliyor. Biberli ekmeği bakalım
kendisi de taş fırına mı gönderecek? Yoksa poğaça gibi mi yapacak? Yoksa gerçekten pide hamuru üstüne mi yapacak? Hamurunu kendim açacak? Hepsi bunların bir kriterdir, önemlidir. Kendi biberli ekmek yapacakmış. Merak edeyim, o biberli ekmekleri nasıl yapacak acaba? Hamuru açacak mı? Yuvarlak bir şekilde yapacak mı? Onun bir şekli vardır. Poğaça gibi yapıp üzerine biber sürüp önümüze mi koyacak bilmiyorum. Her şey yolunda mı Leventciğim? Yolunda yolunda. Zaten bu bitsin. Tatlı yapacağım artık. Sonra basit zaten. Kağıt kebabı. Pişme süresi önemli onun için de. Hazırlanan hamurların üzerine harç yerleştiriliyor. Ara yemekte sunulacak olan biberli ekmek de nihayet fırında pişmeye başladı. Yalnız mutfak çok doğaldı. Biraz toplasam fena olmaz. Bunları bekleteceğim Gürbüz çünkü diğer şeyine girmem lazım hemen. Daha sonra yaparım. Ana yemek kağıt kebabı için maydanoz ve biberler zırhla doğranıyor. Hatay'da zırh kullanmayan yok galiba. Geçen gün Beliha Hanım yapmıştı galiba değil mi? Beliha tepsi kebabının malzemelerini zırhla çekti. Yalnız Hatay'da kasaplar bu konuda gerçekten ustalar. Kasaplar da çok özel. Az önce kasapta gördüm zaten, adam şov yaptı bildiğin. Zırhla ufaltılan maydanoz, kırmızı biber ve yeşil biberlerin üzerine tuz ve karabiber ekleniyor. Bu malzemelere soğan ve salça eklenseydi tepsi kebabı mı olacaktı? Tepsi kebabı oluyor. Hatta tepsi kebabına kimyon bile konuyordu diye hatırlıyorum. Buna konmuyor. Nasıl incelttim görüyor musun? Bence bütün kızlar beni gördüğü zaman şoka girecekler şu videoyu izledik, şu bölümünü izledikten sonra. Hiçbir şey yapamadığımı düşünenler. Utansın. Yeni bir şarkı var mı? Var, olmaz mı? Ya söyleyeyim mi ya? Biraz söyleyeyim mi? Sürpriz. O kadar güzel bir şarkı ki tamamen poptan uzak. Yepyeni bir Levent Şahin gelecek inşallah. Nakaratını biraz söyleyeyim, heyecanlandım. Canım Can Deniz'im yazdı, beraber yazdık bu şarkıyı. Yarınım yok, dünden pek hayır almadım. Değişir dünyam, sen ağlarsan ağlarım. Yarınım yok, dünden inan ki kalmayım. Tohum olsan yeşersen boş, beleş bir tarlayım. Vallahi kocaman alkış. Merci. Sarımsaklar da zırhla iyice ufaltıldıktan sonra kıyma da harçla birleştirilip zırhla çekiliyor. Elini mi kestin? Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Artık eldivenle çalışmak zorundasın biliyorsun. Evet, evet. Mustafa ağabeyin yardımıyla yara bandıyla parmağını sarıp eldivenini takıyor hemen yarışmacımız. Sevilay Hanım'la zaten Levent Bey kanka oldular. Birbirlerini seviyorlar. Birbirlerine bugün güzel destek vereceklerini zannediyorum. Neden bunları böyle ayırdın? 6 tane yapmayı düşünüyorum. Ya da 2, 4, 6 tane yapayım. 2, 4, 6, 3, 3 yapayım. 2'ye böleyim. 2, 4, 6, evet. Çünkü böyle yaparsam hem zaman kaybolacak hem de sıkıntı yaşayacağım. Bu arada Beliha da açıklama yapmaya başlamış. Ne diyor? Levent'le Sevilla iyice kanka oldular. Sizin işbirliği mevzusu devam ediyor anlaşılan. Ne söylesem anlamayacaklar çünkü 2-3 gündür aynı şeyleri tekrarlamaktan ben sıkıldım. Yağlı kağıdın üzerine yerleştirilen kıymanın kenarları bıçakla düzleştiriliyor. Sarımsaklar da zırhla iyice ufaltıldıktan sonra kıyma da harçla birleştirilip zırhla çekiliyor. Elini mi kestin? Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Artık eldivenle çalışmak zorundasın biliyorsun. Evet, evet. Mustafa ağabeyin yardımıyla yara bandıyla parmağını sarıp eldivenini takıyor hemen yarışmacımız. Sevilay Hanım'la zaten Levent Bey kanka oldular. Birbirlerini seviyorlar. Birbirlerine bugün güzel destek vereceklerini zannediyorum. Neden bunları böyle ayırdın? 6 tane yapmayı düşünüyorum. Ya da 2, 4, 6 tane yapayım. 2, 4, 6, 3, 3 yapayım. 2'ye böleyim. 2, 4, 6, evet. Çünkü böyle yaparsam hem zaman kaybolacak hem de sıkıntı yaşayacağım. Bu arada Beliha da açıklama yapmaya başlamış. Ne diyor? Levent'le Sevilla iyice kanka oldular. Sizin işbirliği mevzusu devam ediyor anlaşılan. Ne söylesem anlamayacaklar çünkü 2-3 gündür aynı şeyleri tekrarlamaktan ben sıkıldım. Yağlı kağıdın üzerine yerleştirilen kıymanın kenarları bıçakla düzleştiriliyor. Tepsiye yerleştirilen kağıt kebaplarının üzerine domates dilimleri yerleştiriliyor. Başka ne koyacaksın? Şimdi üzerine bunların suyu da aksın diye üstüne hatta şuraya acısı da akacak. Şunları çıkarayım çünkü konuşmasınlar. Büyükçe doğranan baş biberler de tepsi kebaplarının üzerine yerleştiriliyor. Bitti. 6 tane oldu mu? Evet. 2, 2, 2. Zaten bir çok büyük bir porsiyon bu. 2'ye böleceğim.
ekmeğiyle beraber fırınlayacağım, sıcak vereceğim. Ana yemeğimiz kağıt kebabı da nihayet fırında pişmeye başlıyor. Kağıt kebabını evde kesinlikle olacağını düşünmüyorum. Onun özelliği taş fırında olmasıdır. Ve şeklini nasıl şekil verip fırınlayacak, nasıl yapacak bilmiyorum. Bizimkiler yine bunu da beğenmeyecek. Zaten kağıt kebabını fırınlara kasaba söylüyorsun, kasap sana yapıp getiriyor. Bu da basit. İnanılmaz risksiz. Hiç risksiz bir yemek. Risksiz. Siz o eti iyice harmanlayıp kağıda bassanız o kadar. Yani bir uğraşı, bir şey yok. Zahmet yok. Zahmetsiz bir yemek seçmiş. Dün Levent Bey Sevilay masasına 8 puan verdi. Bana 7 puan verdi. Levent Bey benim birinciliğimi elimden almış olabilir 8 puan vermekle. Yani ben bugün ona bunun hesabını çok büyük soracağım. Notlar o kadar su çekti ki yandı. Eyvah! Unuttun tabii onları. Oldu ama bu. Sadece üstüne alsam olur. Nohudun yanmayan kısımları ıspanak boraniye ekleniyor. Bu arada Belya demiş ki, dün Sevilay'a 8 puan verdiği için çok kızgınım. Benim ödülü kaçırmama neden olabilir demiş. Niye birinciyi ben mi yapıyormuşum? Benim puanım... Yani o az verenlere, yani Mürvet Hanım'a konuşmuyor 5 verdiği için, bana mı soruyor o kanka gibi geçindiği yağ sabır. Yani insan hakikaten böyle, sakin ol Levent, sakin ol. Sen haklısın. Sıvı yağda kavrulmaya başlayan şehriyelerin üzerine bulgur ve su ekleniyor. Ana yemekle sunulacak olan şehriyeli bulgur pilavı pişmeye bırakılıyor. Geldik en önemli şeye bence. Fener haftası güzel bir tatlı hak ediyoruz artık. Bunu çok çok iyi yapmam lazım. Şam tatlısı için 6 çay bardağı irmik bir kaseye alınıyor. Cevizler robotta çekildikten sonra üzerine tarçın ve şeker ekleniyor. İrmiğin üzerine ölçülerek şeker ve süt ilave ediliyor. Ne kadar şeker koydun? 2,5 çay bardağı. Bu arada cevize de şeker koymuştun. Aynen, çok az, çok fazla abartmadım. Buradan buraya ekleyeceğim şekeri ona ekledim. İçindeki... Şey güzel olsun, tadı güzel olsun diye 3 çay bardağı daha süt koydum. Vallahi Levent'ciğim artık hızlanman lazım. Tamı tamına 25 dakikan kaldı. Bu irmik şam tatlısını fırına koyduğum anda yetişir. Yalnız şurada hala pişmeyi bekleyen bir tane kağıt kebabım var. O yukarıdaki pişmek üzere, şimdi birazdan değiştireceğim. Vanilya ve hamur kabartma tozu eklenen irmikli harç elle yoğruluyor. Harcın üzerine bir kaşık pekmez dökülüyor. Altı dibine de... Şöyle yapıp, bu da kalsın çünkü bir kere daha lazım olacak. Üstünü elimle yapacağım. Sıvı yağ ve pekmez karışımı fırın tepsisinin her yerine sürülüyor. Senin gibi bir ses sanatçısından böyle bir performans beklemiyorlardır herhalde. Asla. Kendi yemeğini yaptığına bile inanmayan çoktur belki de. Ya, tabii ki yardım edenler var, arkadaşlarım var, ekibimde arkadaşlarım var filan ama öyle hani elimden geldiği kadar elimin temizliğini kendim yapmaya çalışıyorum. Yemeğimi kendim yapmaya çalışıyorum benim için. Nasıl bir yaşamım var çok merak ediyorum. Göründüğü kadar renkli mi? Göründüğü kadar, düşünüldüğü kadar değil ya. Çok daha rafine, daha kendine özgü, daha kapalı dışarı. İrmikli harç yavaş yavaş bastırılarak tepsiye yerleştiriliyor. Üzeri cevizle kaplandıktan sonra tekrar irmikli harçla kapatılıyor. Neden üzerine tekrar pekmez sürdün? Yansın, üstü kızarsın gibi görünsün. Yansın diyorum. Üstü kızarsın istiyorum. Ondan dolayı. Kağıt kebapları ne durumda? Bunlar oldu gibi, bu da oldu gibi, yok olmadı gibi daha. Şam tatlısının üzerine birkaç tane bütün ceviz yerleştiriliyor. Zaatar salatası, zaatar salatasının mevsiminde değiliz. Ama yine de belki yerlisini bulur diye düşünüyorum ama bulacağını hiç tahmin etmiyorum ve güzel olacağını da tahmin etmiyorum. Bu arada Sevilay demiş ki, şu an zahter zamanı değil. Yerlisini bulamazsa güzel olmaz demiş. Şu an zamanı. Şu an tam zamanı. Hatta bu işi bilen Meriç'ten yine sordum özellikle sonra. Meriç zamanı mı dedim. Zamanı dedi. Rahat rahat kullanabilirsin. Ev yapımı ayran nedir ya? Biz o kadar yorulduk, salata yaptık. Sanki yoğurdu kendi uyutacak, kendi yapacak gibi ayran yazmış. Böyle bir menü mi olur? Vallahi Sevilay bir açıklama daha yapmış. Sanki yoğurdu kendisi mi yaptı? Menüye ayran yazılır mı hiç demiş. Yani yapım ayran yani çoktan iyi işte. Hani yazmasam da olurmuş da. Ama yani yazmışım artık. Cahillikse cahillik olsun sonuçta ayran yani. Ayran istedikle getirdiler mi ki? Önümüze koydular mı ki? Şehriyeli bulgur pilavı için doğranan soğanlar bol zeytinyağıyla kavruluyor. Pişen biberli ekmekler fırından çıkartılıyor. Şam tatlısı da nihayet fırında pişmeye başlıyor. Kağıt kebaplarım benim.
Allah'ım. Gülbüsünü koklar mısın? Geliyor mu koku? Gelmez olur mu? Yalnız kesin bunların küçüklüğüne laf edecekler. Zaten bir parça yiyorlar ya. Yemeden eleştiriyorlar bir de üstüne. İkiye bölünerek servis edilecek olan kağıt kebapları yufka ekmeklerin arasına sarılarak dinlenmeye bırakılıyor. Son kalan kağıt kebabı da fırında pişmeye başlıyor. Şimdi neye geçiyoruz? Zafer salatasına başlıyorum. Bu arada son 13 dakika. Mutfağına girmek isterlerse alacak mısın? O da ayrı bir konu. Ama ben işte girmiştim birinin mutfağına. O illa konuşulacak çünkü bir şey bulamayacaklar. Vallahi kesin girmek isterler bence. Ne yapıp edip mutfağı toparlaman lazım. O kaptaki nedir? Zahter. Taze zahter. Hatay yöresinin vazgeçilmezlerinden taze zahter bol suyla yıkanıyor. Bol zeytinyağıyla kavrulan soğanlar arpa şehriyeli bulgur pilavına ekleniyor. Ve pilav da bitti. Arpa şehriyeli pilavım da bitti. Bir tek zahter salatan ve ayranın kaldı. Vallahi yemeklerin lezzetli olacak gibi görünüyor. Çatlasınlar be. Patlasınlar, kudursunlar. Zahter salatası için taze soğanın yeşil kısımları küçük küçük doğranıyor. Yabani bir tür kekik olan zahter de incecik doğranıyor. Ve son 4 dakika. Tamamdır. Zahter salatasının domateslerini de unuttun. Doğrayacağım ama şunu atayım da içine. Ayran için sadece yoğurda su ekleyeceksin değil mi? Evet evet. İçine tuz eklenen yoğurt çırpıldıktan sonra suyla karıştırılıyor. Ana yemekle sunulacak olan ayran cam bir sürahiye alınıyor. Zahter salatası için domates küp şeklinde doğranıyor. Ve bütün yemekler hazır. Finito. Zahter salatası kaseye alınıyor. Her şey tamam mı Leventciğim? Ben bitirdim. Hemen giyinmeye gidiyorum. Bol şans Leventciğim.